Elim daha soğuktur da mı? Evet. Nisan ayının sonuna doğru deniz kıyısında cennetin içerisine döştük diyebiliriz. Değil mi Ege? Nasıl burası? Evet diyor Ege. Ben yani mikrofondan şu anda tam sesi gelmiyordur büyük ihtimalle ama evet diyor. Cennetin içerisine döştük bugün değerli takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Erdeğin Tatlısu köyüne bağlı Dalyan tarafındayız. Dalyan mevkindeyiz. Dalyan Tanaşa olarak geçiyor bu bölgeler. Dalyan Tanaşa mevkindeyiz. Bir şu anki tapu alanı Taş var. Taş var. Dikkat et arkanla. Düşmeyesin. Şu anki tapu alanı 1776 metrekare olan bir arsamızın çekimi için geldik. İçerisinde bir tane dubleks evimiz mevcut. Onun yanı sıra Onun yanı sıra Köpekler azıcık susun ya. iki dakika bir şey anlatıyoruz ya. Ne olur. İki katlı dubleks evimiz mevcut. Bu dubleks evin e, ee, tam olarak konumu gel 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 aslan koş 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 ege koş evet şu anda tam deniz kıyısındayım yani ayağım suya girmek üzere hemen buradan yavaş yavaş dönüyorum 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 ev hemen arkamda 20 metre 25 metre kapınızdan çıkıyorsunuz denizinize giriyorsunuz. Havuz gibi ya öyle düşünün yani. Hani havuz bile belki özel. bundan daha... Efendim Fatma? Ah, özel mülk gibi yani davuz bile belki bundan daha uzak mesafede olabilir eviniz. Öyle söyleyebilirim. Sahil kısmındayız. Bir drone çekimi yaptık sizin için. Ee, geri kalan detayları içerisinde evimizin, malikanemizin, öyle söyleyelim mülkümüzün diyelim daha doğrusu mülkümüzün içerisinde geri kalan kısımları anlatacağız. Ekstra ne yapılabilir? Şu anki mevcut durum nedir? Hepsini anlatacağız. İçerisinde 150 tane meyve ağacımız var bu arada. Onu da buradan söyleyelim. Şimdi sizi şöyle bir ee, sahil bandından komple bir drone görüntüsünde sizi bir gezdirelim. mülkümüzü de bir görün yukarıdan. Zaten aşık olacaksınız. Biz şu anda gerçek anlamda aşık olduk diyebiliriz yerle alakalı. Hani pazarcılar var ya param olsa da ben alsam bizim hesap aslında şu anda bugün o hesap yani öyle diyelim. Gerçekten param bu mevkilere ulaşmış olsa ciddi olarak bir dakika düşünmeden burada ölmeyi düşünebileceğim, burada ölmeyi isteyebileceğim bir yerden bahsediyorum. Öyle söyleyelim. Drone görüntülerine gönderiyoruz. Drone görüntülerinden sonra şöyle kapıdan içeriye doğru gireceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Hadi drone'a. sonra tekrardan aşağıda birlikteyiz. Yerimizin ön cephesi şu anda. Babacım oralarda dikenler vardır. Gel sen böyle arkaya doğru. Benim yanıma gel. Heh, tamam. Tamam. Yerimizin ön cephesi tamamen yaklaşık 48-50 metre civarında. Tel örgüyle komple çevrilmiş halde. Etraf komple tel örgüyle çevrilmiş halde. Burası yaklaşık olarak 50 metrelik bir ön, mev ön cephe mev mevcut. Şu anki mevcut durumda topu parsel sorgulamadan girdiğiniz zaman şu anda bulunduğum alanda hazine arazisi, 880 metrekare hazine arazisi olarak geçiyor. İsterseniz burasını da kiralayabilecek durumdasınız. Onu da ilk başta da iletelim. 880 metrekarenin hazineden kiralanması çok çok büyük bir meblağ değil. Aslan Ege içeri giriyoruz. Aslan Ege içeri giriyoruz. Gel 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 çabuk. Bak bir de içeride Hector'umuz var. Ege çabuk hadi koş koş koş. İçeride bir tane de Belçika kurdumuz var. Kapkara böyle, ee, kara kurt, öyle söyleyelim. Ha bu arada bölgeyle alakalı hemen ön tarafımızda bakkalımız mevcut. Sıkıntı yok, o sana gelmez. Abşurdu, korktu, ses geldi diye de ses gelmez. Çok yaşa Fatma'cığım. Ön tarafımızda hemen bakkalımız var. Ee, alışverişle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Buradan asfalt yol yaklaşık olarak bir 200 metre ötede. 200 metre ötede de yine bakkallarımız var. Oralarda da, onlarla da alakalı sıkıntı yok. Şimdi hemen, evet Ege'cim gel bakalım. Şimdi Hector birazcık rahatsız olacak bizden. Biraz havlıyor. Ee, değil deme Hector. Evet. Şöyle sizi gel bakalım Ege. Hector merhaba. Selamlar. Hı. Hector biraz biraz bize alıştı öyle söyleyelim. Aslında az önce çok havlıyordu. Evet Ege koş bakalım. Koş 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 koş. Evet Ege için burası gerçekten ya, bulunmadık veli nimet diyebilirim. Ege'ciğim nasılsın? Evet alanımızın içerisine girdik. Şöyle şöyle gel 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 Fatma. Gel şöyle evimizi şöyle bir göster. Egeciğim buraya gel köpeğe çok yaklaşma olur mu? Ee, ön tarafımızda bir tane balkonumuz var. Odadan hemen geçiş var. 2 artı 1 şeklinde içerisindeki evimiz. Evle alakalı fotoğrafları drone görüntülerinden sonra da koymuş olabilirim. Şimdi anlatırken de koymuş olabilirim. Hatta şimdi şöyle yapalım. Ee, evimizi ilk başta evden başlayalım. Ön tarafında büyük bir verandamız var zaten onu direktman mevcuda görebiliyorsunuz. Verandanın dışarısında şu anda kapının ilk girdiğimiz alan şu anda içerisi çok şey değil yani kışın burada kalınmadığından dolayı biraz dağınık ardiye olarak kullanmışlar. Şu anda o yüzden çok içerisini gösteremiyorum ama fotoğraf olarak ekleyeceğim şu anda. Ön tarafı hemen büyük bir mutfak ve salon tarzında öyle söyleyebilirim. Arka tarafında olan şurada pencere, orada bir tane oturma odamız mevcut. Pen oturma odasından da ön tarafa kapı yok. Direktman dışarıya çıkış var. Zaten fotoğraflardan şu anda görüyorsunuz. Yan tarafında bir tane giriş katta bir tane daha yatak odamız var. Yan tarafında. Ee, onun dışında bir tane de üst katta teras katımızda, yani daha doğrusu dubleks katımızda bir tane daha odamız var. Orada da iki tane şu anda mevcut yata yatağımız var. Bir tane daha yatak koyulabilecek durumda ama ee, biraz fazla kalaba içerisi öyle söyleyelim. Ondan dolayı şimdilik o işlere girmedik. Aslan Ege beğendin mi oğlum burasını? Evet. Ne kadar beğendin? Söyle aç bakayım kollarını ne kadar beğendin? Bak kocaman beğenmiş Aslan Ege. Beğenmemek mümkün değil ya. Çok arkanda dikenli teller var Fatma çok gitme arkaya. Beğenmemem mümkün değil yani. Öyle söyleyebilirim. Bin, şu anki mevcut durumda 1766 metrekarelik tapulu ruhsatlı, ev ruhsatlı cennetten köşe. Ev ruhsatlı. Özellikle onu söylüyoruz. Çünkü buralarda evinizi yapmak birazcık zahmet olabiliyor. Ama burada o zahmetten yoksun şeysiniz, e, muafsınız. Ev zaten kayıtlı ev içerisinde. Hiç problemi yok. 770, 1776 metre kare. E, Fatma senin kimi? Abinin kimi? Tamam. Şimdi yerle alakalı ekstra babacım gel hadi gel arkaya geziyoruz gel meyve ağaçlarına bakacağız ge çok uzun zamandan beri büyük sahibimiz kendisi zaten yaşıyor burada normal şartlarda ruhsatlı e, çok eski bir köy ev varmış daha önce o köy evini e, yıkılmış yıktırmış ondan sonra 2005 döneminde o civarlarda tekrardan bir kendisine ev yapmış 2005'ten sonra 2009 yılında Karşıyaka büyükşehir belediyesi olmadan önce Karşıyaka belediyesinden önce bir ee, ön ruhsatını almış. Ondan sonra her işi garantiye almak için iki sene önce çıkmış olan e, neydi? İki sene önce imar af, ba, imar affı, imar barışı imar barışından da tekrardan yararlanmış ve bütün ruhsat işlemleri tamamıyla sıkıntısız bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Elektrik, su bunlar zaten her şey bağlı olan yerler. İçerisinde 150 tane meyve ağacı var. Bunlardan 21 tanesi, 20 ya da 21 tanesi zeytin ağacı. Hem yemelik hem yağlık e, bizim kendi ihtiyaçlarımızı gideriyor diye söylüyor mal sahibi abim, abimiz. <laughs> Kış Ama yazın uğraşmışlar. Damlama solama sistemlerini çektirmişler. E, yazlık sebzelerini yani işte domates, salatalık, biber. Onları buradan direktman eee halletmişler. Burada ekiyorlar. Ege gel oğlum sen de. E, sulamak için hemen buraya bir tane bir tonluk, bir tonluk bir tane sulama yerimiz var. E, Fatma bu taraftan ha şu taraftan önce şunları söyleyelim. Burada bir tane tavuklarımız varmış daha önceden. İşte Vallahi çiçekleri Çiçekleri şey gibi yani çiçeklerin yaprakları daha doğrusu ayva gibi ama ayva olamaz. Bu zamanda ayva açmaz bildiğim kadarıyla değil mi? Ayva bitti yani sonuçta. Şurada yeni dünya ağacı var. İşte kiraz ağaçları var. Ee, zeytinler var. Şeftali var. Kayası var. Ya 150 tane meyve ağacı var yani. İstediğiniz şekilde incir ağaçları var. İstedikleri şekilde değerlendirmişler. Yazın daha önce tavukları da varmış. Bir tane tavuk kümesleri var. Tavuk küvesinize de direktmen tavuğunuzu alabilir. Mevcut haliyle kullanabilirsiniz. Şu anda ardiye olarak kullanılmış. Bir kapalı bir alanımız var. E, orasını da ardiye olarak kullanmışlar. İşte rafları falan yapmışlar. Gel babacım buraya gel. Rafları yapmışlar. Bir beton alanlı. Dikkat et Fatma'cığım. Beton alanlı bir yerimiz daha var. Buraya da istersen ekstra bir durum yapılabilir. Garantiyen almak amaçlı 3 ton. Birer tonluk 3 tane su tankımız mevcut. Bunlardan e, anlık olarak sulama sistemlerini şeyden e, buradaki sulama sistemi, daha buradaki su tanklarını sulama sistemlerine bağlamışlar. Sulama sistemlerine bu bütün ağaçların altında her yerde damlama sulama sistemi çekili. Yani her şey hazır. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Gerçekten çok güzel. Ya ben bu bağrı seviyorum ya. Bu yazın başlangıcını gerçekten seviyorum. Bu çiçeklerin böyle açması, meyve tomurcuklarının başlaması tamamıyla insanın ya böyle bir manevi olarak bir gücünü arttırıyor ya. Nasıl bilmiyorum ama gerçekten yaşama yaşama gücümüzü, yaşama enerjimizi arttırıyor yani. Öyle söyleyebilirim. Ege, yazında gelelim mi biz buraya oğlum meyve yemeye? Evet. He? Ha? Evet. Hangi meyvelerden yemek istersin? Evet, başka? Evet. Başka elmadan başka ne yemek istersin? Evet, Ayva. Ayva yemek istiyormuş. Başka kayası olur mu? Şeftali. Evet. evet. Tamam, hepsinden yiyeceğiz biz, hepsinden. Ege yemekle alakalı sıkıntılarımız var aslında. baba baba baba, 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 baba hepsinden. Şimdi ee, arka tarafımızda her tarafımız telle çevrilmiş halde. Hiç problemimiz yok. Ya burada biz e, videonun başında daha sahilde söylerken aslında cennetten belki bir köşe diye söylerken aslında boşuna söylemedik. Çünkü gerçekten cennetten bir köşe. 21 tane zeytin ağacı, şeftali ağaçları, üzüm asma koymuş. Üzüm bağı yapmış yani buraya abi. <laughs> Özür dilerim. Her şey yaz. Şimdi e, burası müteahhit işi değil. Yani alıp yapalım ekstra işte göze güzel göze güzel gelmesi için bir şeyler yapalım pazarlayalım gibisinden düşünülmemiş. 2005 yılından beri mülk sahibi zaten kendisi yaşıyor içerisinde. Torununu burada büyütmüş. Çocukları neredeyse burada yetişkin hale gelmişler. Yani Ege'cim buraya. Ege köpek var orada biliyorsun değil mi? Gel babam sen buraya. Bak avlıyor sana bak gel köpek var. Evet küçük bir kuş evimiz var orada. Küçük bir yuvamız var kuş yuvası. Tamamıyla doğanın tam anlamına içindeyiz. Doğanın bu tam anlamına içinde olmak demek yani. Başka bir anlamı yok. Fatma şurasını bak söylemedik asıl. Bak gel. Cennetten bir köşe derken şaka yapmıyoruz ya. Gerçek anlamda. Burasının da üst tarafını kapatıyorsunuz. Ah, tamam evet. bak çardak. Çardak. Burasının üst tarafını kapatıyorsunuz şöyle. Mis gibi mangalınızı yapıyorsunuz. İçiyorsanız rakınızı açıyorsunuz. İçmiyorsanız kola için. Yapacak bir şey yok yani. Ya her şey ince düşünülmüş. Yani zaman içinde bunlar bir kere de bir günde olan şeyler değiller zaten. Bunlar zaman içerisinde ihtiyaç duyuldukça arkanda taş var. İhtiyaç duyuldukça yapılmış olan şeyler. Babacığım sallanalım mı Ege? He? Hı. Hı -hı, tamam. Ufak bir süs havuzu yapmışlar efendim babacığım arabalarını mı sallayacaksın? Salla bakalım. Evet yerimizi gezdik, yerimizi gezdik. Arka tarafımızda sınırlar. Ee... <laughs> Arkada efendim İşte tel boyumuz orası, tel sınırımız orası. Yok bak şimdi şöyle şöyle söyleyeyim Fatma gel buradan. Orada yıkık bir iskele var şu anda görebiliyor musun? Biraz. Evet. Dur. Aynen bak burada bir yıkık bir iskele var. Şimdi bu tarz olan yerler şu anda şeyde iskele gözüküyor bu arada. Ee, bu tapu parsel sorgulamadan da baktığınız zaman da onun içerisinde tapu parsel sorgulamada şu anda orada iskele gözüküyor. Böyle gel Fatma. Biraz denizi gerçi güneşten de üstümüzde ama denizi arkamıza alalım. Tapu parsel sorgulamada baktığınız zaman deniz, denizin içerisinde iskele gözüküyor. İsterseniz bu iskeleyi burada Yenileyebilirsiniz burada zaten neredeyse sizden yani şu kısımda sizden başka bir şey yok. Gücünüz varsa buradaki iskeleyi Yenilerseniz duba halinde de yenileyebilirsiniz isterseniz. Bunu yeniledikten sonra Yatınız katınız ne bileyim işte yatınız katınız diyorum yatınız Tekneniz kayınız neyiniz varsa gücünüz neye yetiyorsa Buraya bağlar Günlük olarak buradan balığa çıkarsınız kayınız varsa balığa çıkarsınız yatınız varsa Seyahate çıkarsınız. Ama her şey elinizin altında, onu söyleyebiliriz. Biz burasını pazarlarken şu anda ciddi anlamda cennetten bir köşe olarak pazarlıyoruz ve buna inanıyoruz. Bunu inanarak pazarlamaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Şimdi e, ben iki gün önce buraya geldim aslında, bir çekim yaptım. Çekimde mikrofonla alakalı bir sıkıntımız oldu. E, bir, bu mikrofonu yeni aldık bu arada. Hani hep sistem ediyorum, kablolu mikrofondan dolayı hep sistem ediyorum ama bu sefer farkındaysanız kablo olayından artık e, muhafız. <laughs> Kablo olayımız artık yok. Değil mi babacım? Aa, gölgelerim mi var Ege? Evet. Gel bakalım hadi veda edelim Ege'ciğim. Olur mu? Gel. Evet. Ege sen şimdi kameraya bak bakalım. Biz takip etmeye devam edin demeni isterim ama daha o kadar konuşamıyoruz değil mi Ege? <laughs> daha konuşamıyoruz. Bugün ayın 25'i. 10 gün sonra ayın 6'sında 10-12 gün sonra <laughs> doğum günümüz değil mi Ege? Kaç yaşında bitireceksin Ege? Üç. Evet. 3 yaşımız bitiyor artık 4'ten gün alacağız. Değil mi Ege'cim? Evet. Evet yani. Baba. Efendim babacığım. Bitti hem 5 day. Tabii 4 bitince 5'e gireceğiz. Evet. Evet o zaman ondan sonra okula başlayacağız değil mi Ege? Evet. Evet okula gitmek istiyor musun? Oyun evine gidiyoruz biz şimdi. Evet. Evet Mamaokitse oyun evine gidiyoruz. Çok mutluyuz o bakımdan. Yarın gideceğiz. Bugün yoktu. Yarın gideceğiz. Ee, videodan veda edelim. Değil mi Ege'cim? Hadi bay bay yap bakalım bir. Bye Öpücük bye. gönder. Şöyle Bak ya bir sürü de arabamız var. Hepsi neydi bunların markaları neydi bunların Ege? Hotvita. vita Hot Wheels Hotvita. Hot diyoruz. Vita marka arabalarımız hep. E, fiyat konusunda açıklama tarafından ve başlık tarafında görebilirsiniz. Hatta söylediğim açıklama tarafından görebilirsiniz. E, açıklama tarafından fiyat e, fiyat üzerinde hazırlık durumunuz mutlaka olacaktır. Ama e, hayatınızın değişmesi yani değişim noktası gibi bir şey söyleyebilirim yani burasıyla alakalı. Öyle diyeyim. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere diyelim. Videolarımızı beğenmeye, değil mi Ege? Evet. Evet böyle yap bakalım. Şunları böyle yapalım, yapalım değil mi? Şöyle. Evet, videolarımızı beğenmeye lütfen unutmayın. Biz takip ederseniz, abone olursanız kanalımıza bizi çok mutlu edersiniz, değil mi Hah, git hadi topa bakalım. Hadi yürü. Evet. Videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmazsanız çok memnun oluruz. Biz bunlar için burada sizin için çalışıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Ee, bir başka video... Efendim babacığım söyle. Evet. Ah top oradaymış. Bir başka videoda tekrardan sizlerle beraber olmak üzere. Bundan daha iyisini ya da bu kadarını bulabilir miyiz daha fazla bilmiyorum. Ama bu şimdiye kadarki çekimlerimizin en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Umarım videoyu beğenebilirsiniz. Bir başka videoda dediğimiz gibi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim. Bizimle kalın.